Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli FM TV izleyicileri, ümmetin kanalı, hayra öncü, şerre set olan FM TV'den, hayır kervanı programından tüm izleyicilerimize Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz. Evet, bir yardım programı için yine buradayız. Mazlumların, mağdurların, derdini anlatamayanların, derdini ulaştıramayanların bizlere anlatmış olduğu, aktarmış olduğu dertleri biz de sizlere aktaracağız. Bu programımız hem yardım amaçlı, bu program cömertliğe vesiledir, Allah için infaka vesiledir, mazlum durumda olan Müslüman kardeşlerimize yardım için vesiledir. Böyle güzel, bereketli bir programımız var ve bu programda yaşadığımız Türkiye'de değil, dünyanın tüm bölgelerindeki Müslüman kardeşlerimize, yavrularımıza, miniklerimize, büyüklerimize elimizden geldiği kadar yardım edebilmek ve ahiret kesesine, ahiret kasasına bir şeyler koyabilmektir. Allah şimdiden programımızı tesirli eylesin. Tüm izleyicilerimize, çevreleriyle beraber, yakınlarıyla beraber bu programı kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu program binlerce kilometre, on binlerce kilometredeki uzaktaki kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa onu burada aktarıyoruz ve sizlerden bu konuda desteklerinizi bekliyoruz sevgili Müslümanlar. Haydi Bismillah diyoruz ve su kuyusuyla başlıyoruz. Suya muhtaç olanların videosu. İzleyelim efendim. Görüyorsunuz kıymetli insanlar, bu köy halkı, burada ufacık bir gölet gibi bir yer var. Bu göletten bidonlarını dolduruyorlar. Şöyle görüyorsunuz, buradan su ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Şu suyun durumuna, rengine bakar mısınız Allah için? Burada insanlar bu suları içiyorlar. Şu çamurlu sudan evlerin ihtiyacını görüyorlar. Ne kadar zor bir durum. Rabbim yardımcılar olsun inşallah. Sizlerin sayesinde bu köye temiz su kazandıracağız inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Şükürler olsun ki vesile olmuş olduğunuz köylerden elhamdülillah bu yavrularımız kana kana içiyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Bu mutlak hiçbir şey değmez. İnanın bunun ötesi cennet Allah'ın izniyle. Ya şu yavruları görün ya. İnanın ilk defa suyla tanıştılar ya. Hep nehirden içiyorlardı. Sizlerin vesilesiyle artık elhamdülillah buradan su kuyularından içiyorlar. Rabbim sizlerden razı olsun. İnanın biz demedik kendi kendilerine saldırdılar biter bitmez. Rabbim razı olsun. Rabbim vesile olanlardan razı olsun. Allah kabul eylesin diliyoruz. Esselamu aleyküm kıymetli hayırsever abilerim. Yanlış anlamayın ama burası bir eşek pazarı değil. Yani bu görüyorsunuz merkepler sıraya geçmişler. Bunlar neyi bekliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ülke biliyorsunuz susuzlukla mücadele veren bir yer. Bu merkeplerin üzerinde görmüş olduğunuz variller, bidonlar insanların su ihtiyacını karşılamak için herkesin evine ait şeyler. Bak bu içme suyu. Bak insanlar bu içme suyunu buralara dolduruyorlar. İşte herkesin kendi merkebi var. Kendi merkebiyle beraber bunu götürüp evinde içmede, yıkanmada veya ne bileyim çamaşırda evinde kullanıyor. Ha şunu da söyleyeyim. Burası başkent. Başkentte durum böyle. Köylerde durum hepten farklı. Köylerde bu suyu bulabilene aşk olsun yani. Gerçekten biz buralarda gittik, köylerde gördük. Öyle köyler var ki 100 hanelik, 150 hanelik evler var ama insanlar terk etmişler köyü. Çünkü insanların içecek suyu yok, kullanacak suyu yok. Bak görüyorsun burada da başka bir kardeşimiz bidonlara su dolduruyor. Burada hayat eşeklerle devam ediyor. Merkeplerle yani burada taşımacılık yapıyorlar. Yani bu çöl ortamına bu hayvanlar nasıl dayanıyor? İnan gördüğümde hayret ettim yani. Rabbim bizlere elimizdeki nimetlerin kadrini, kıymetini bilmeyi, anlamayı ikram eylesin inşallah. Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Bakın burada sistem böyle. Şuradaki kuyulardan sular,
şu varillere dolduruluyor ve bu varillerle mahalle arasında bu sular satılıyor. İnsanlar bu suyu içiyorlar. Bakın. Herkesin kendi merkebi var. Kendi merkebiyle beraber onu götürüp evinde içmeden. Görüyorsunuz bunlar sıraya girmişler burada. Çamaşırda evinde. Sıraya girmişler. Sırası bekliyorlar. Ha bak böyle satışa gidiyor. Burası başkent ha. Morukanya'nın başkenti. Kırsal kesimleri artık siz düşünün. Kıymetli Müslüman abilerimiz, ablalarımız, bazen bazı olaylar vardır. Orada bir şey anlatmanıza gerek kalmaz. İşte görmüş olduğunuz gibi Türkiye'de birine 5 litre 10 litre su hediye etseniz, al sana bu zekatım deseniz, adam ya ne gerek var diyecek, benim evimde suyum akıyor, çeşmem akıyor, sokak başında var, her yerde suya ulaşabilirim diyor. Bir Afrika düşünün, orada bir kuyu açtığınız zaman size dua edecek nice insanlar var. Bakın. Merkeplerle su taşınıyor. Burası Moritanya'nın 7 yıldır yağmur yağmayan Moritanya ülkesinin başkenti. Afrika çöllerle dolu bir yer. Suya orada her şeyden daha çok ihtiyaç var. Çünkü su hayat. Gelin 150 TL bir su hisse bedeli. Oradan destek olun, yardımcı olun, başkalarını yönlendirin. Allah rızası için bu TV'mizde biz bütün ümmeti Muhammed'in dertlerini, sıkıntılarını elimizden geldiği kadar anlatmaya ve aktarmaya çalışıyoruz. Çaresizim demeyin. Bana ne demeyin. Şeyhülislam Yahya Efendi vardı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında. Kanuni Sultan Süleyman ona dedi ki bizim saltanatımız ne zaman bitecek? O da aynen şöyle yazdı. Bana ne? Dedi ki böyle cevap mı olur ya? Çağırıyor kardeşini Yahya Efendi'yi, Şeyhülislam'ı. Diyor ki bana ne diye cevap mı olur? Olur mu diyor. Sorunuzun cevabı burada. Bu ümmet ne zaman dağılır diye sordunuz ya. Ben de yazdım bana ne. Biz bana ne dedikçe ümmeti Muhammed'i paramparça ettiler. Biz küçük ikramlarda onlara ihsanlarda bulunmaktan vazgeçtik. Kardeşlerimizin canları, malları, mülkleri, Allah muhafaza namusları, iffetleri elinden alındı. Afrika'da yokluğa, susuzluğa, çaresizliğe mahkum ettiler. Allah rızası için yapmayın. İşte görmüş olduğunuz gibi sevgili Müslümanlar, bakın bu bir su kuyusunun maketi. Afrika'da suyu kazıyorsunuz 80 metre, 100 metre, 60 metre artık ne kadar, çoğu yer kurak çıkıyor. Yeniden bir daha sondaj vuruluyor. Çünkü kazılıyor bir bakıyorsunuz taş kütleleri çıkıyor. Komple sıfırdan bir daha çalışma yapılıyor. Bu 80 metre, 100 metre artık ne kadar kazılıyorsa, su nereden çıkıyorsa bol bol kazılıyor. Afrika'da su kuyusu böyle. Bizim eski tabirle anne babalarımız eski dönemlerde olan tulumba sistemi gibi bir şey. Kazıldıktan sonra etrafı duvarlarla böyle yuvarlak örülüyor. Böyle su kanalı açılıyor. Ve bir tane de böyle basması için böyle manketini yaptırdık ki olayları biraz da gözünüzde canlandırın. Bakın burada çocuklar, ekranda da görüyorsunuz. Onlar orada büyük sevinçler yaşıyor. Ne yetimler, ne çaresiz, ne fakirler. Orada aldığı her bir damla, içtiği her bir yudum su için sana ve bu işe destek veren herkese mükemmel destek, mükemmel sevap, mükemmel mükafat oluyor. Su kuyusu böyle bir şey oluyor yapıldığı zaman. Böyle bir dekorasyon yapılıyor. Kanal açılıyor. Tulumba gibi böyle bastırarak buradan da su akıyor. Ve bir hayatla, su hayattır çünkü. Bu hiç köylerinde su olmayan, ta kaç kilometre uzaklara gidiyorlar ellerinde bidonlarla sevgili Müslümanlar. Kaç kilometre uzaklara gidiyorlar. Annenin elinde büyük bidon. Babanın evinde büyük bir bidon, sarı bidonlar var böyle. Çocukların evinde 2-3 litrelik bidonlar. Su birikintisi nerede var? Oraya gidiyor. Bakın ekranda görüyorsunuz. Oralardan suyu dolduruyorlar. 12 saat bekletip içiyorlar. Sevgili Müslümanlar. Kuyuyu anladık değil mi? Afrika'nın sadece bir tane ihtiyacı yok. Onlarca ihtiyacı var. Onları biz burada kalem kalem anlatacağız. Biz ülke olarak Arakan, Yemen şu an hala, Cibuti, Kamerun, Çad, efendime söyleyeyim, Uganda, Afrika'daki bölgeler, ona yakın bölgede vakfımız elhamdülillah su kuyuları, mescit, Kur'an-ı Kerimler, erzak ve elbise dağıtımları yapıyor. Bu devamlı ihtiyaçtır. Bir günlük veya bir haftalık değil, devamlı ihtiyaçtır ve devamlı
Sizlerin cömertliğine ihtiyacımız var. Allah rızası için sözleri, ifadeleri geri atmayın, duyarsız kalmayın. Sizlere güveniyoruz ve çok güzel şeyler başaracağız sevgili Müslüman abilerimiz, ablalarımız. Şimdi diğer konumuza geçiyoruz. Şimdi manevi ihtiyaca geçiyoruz inşallah. Mescit çalışması için videomuzu izleyelim inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول Evet sevgili Müslümanlar, videoları izliyorsunuz. Elhamdülillah bunlar sizin başarınız. Bir toplumda sadece yeme içme değil, dünya değil, Müslüman olarak ahireti de düşünmek zorundasınız. Sizlere samimiyetimizle söylüyoruz. Kendi gittiğimiz bölgelerde de gördük. Eğer bir bölgeye Müslüman eli değmezse, eğer bir bölgede Müslüman simgesi olmazsa, orada küfür oluyor. Dünya zaten kaybedilmiş, ahiret de kaybediliyor. Sizlere sevabı Kur'an'la tasdiklenmiş. Allah'ın mescitlerini iman edenler yapar. Onlar tamir eder, onlar oranır. Ve mescitler Beytullah'tır, Allah'ın evidir. O yüzden Afrika'da mescid açılmayan bölgelere kiliseler açılıyor. Mescid açılmayan bölgeler Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçiyor. Din dünyada ve ahirette önemlidir. Yeme içme dünyada önemlidir. Ama siz ahiret için yatırım yapacaksanız mutlaka Afrika'ya su kuyusu kadar, yemek kadar mutlaka mescit yapılmalı. Orada İslamiyet'e girmek o kadar kolay ki, oraya siz az bir yemek verseniz, mescit yapsanız, bir tane hoca koysanız, inanın orada Allah'ın evi olduğundan dolayı zaten bir feyzi bereketi var ve orada insanlar Kur'an öğreniyor. Dini öğreniyor. Namaz sureleri öğreniyorlar. O imkansızlıklarına rağmen Allah'ın dininden vazgeçmiyorlar. Biz Müslümanız elhamdülillah diyorlar. Afrika'da buradan on binlerce kilometre uzakta Kamerun, Çad, Arakan, Uganda, Yemen, Cibuti ve daha nice yerler. Gelin buralara elimizi uzatalım. Şükürler olsun. Türkiye'mizde hem de büyük büyük camiler var. Bugün bir insan burada cami yaptırmaya kalkışsa bayağı yakın bir miktar tutar. Yani durumu çok iyi olması lazım. Halkın yardımıyla da elhamdülillah bitiyor. Ama Afrika'da mescit çok ekonomik. 80 bin lira. 400 tane kardeşimiz 250 lira destek vererek bir hisseye mescitte bir tuğlam olsun diyor yani. 200 lira destek vererek mescit hissesine ortak olabiliyorsunuz. Burada her müezzin çıktığı zaman Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde her imam tekbir alıp cemaate namaz kıldırmaya başlayıp elham okuduğunda her cemaat İmam Fatiha'yı okuduktan sonra amin dediğinde
her tesbihattan ve duadan sonra eller açılıp dua edildiğinde bu mescitlere Hristiyanlıktan kurtaracak, imanı kuvvetlendirecek ve gelecek nesilleri imanlarıyla devam ettirecek olan bu güzelliklere 200 liraya ortak olduğunuz zaman amel defteriniz açık kalıyor. Vefat etmeniz durumunda bile mescide yapılan iyilik, sadaka, sadakayı cariye olduğu için yani kapanmayan defter, kapanmayan sevap defteri 200 liraya buna sahip olabiliyorsunuz biliyor musunuz? Bugün Türkiye'de 200 liraya bir şey alın ne kadar gider? Bir sene iki sene kullanırsınız gider. Afrika'da gelin mescid açalım. Bu insanları imanla tanıştırmadıktan sonra Allah'la, Beytullah'la tanıştırmadıktan sonra sevgili Müslümanlar yazık olur. Yazık olur. Kaybediyoruz. Kaybederiz. Gelin hep beraber. Kendiniz yapamıyorsanız çevrenizde Allah rızası için mescit konusunda da destekçi olalım. Afrika'nın bunlar acil ihtiyaçları. Bakın küçük bir mescit 80 bin liraya mal oluyor. Varsa baba yiğit durumu imkanı olan o da tabii tek başına mescit yaptırırsa o daha güzel olur. Ama ben bunu yapamam derse bir hisse yani 200 TL'ye katkıda bulunarak mescit açabiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Evet şimdi diğer videomuz Afrika için en acil ihtiyaçları biz sizlere buradan aktarıyoruz. Şimdi de Kur'an ve TR'lerimiz var. Onları izleyelim inşallah. Bunlar talep eder. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'den de bakarsın siz. Yani. Burada yeni hiçbir şey yok. Burada her şey belki 10 yıllık, 15 yıllık. Sıva yok, halı yok. Bizim Türkiye'mizde camiler altına keçe döşeniyor. Üstüne son model güzel halılar döşeniyor. Muhteşem caminin süslemeleri var. Cami cemaati yok. Burası hutbe. Şunlar okunan Kur'an-ı Kerimler. Yok çünkü ellerinde yok. Bakın. Biz inşallah burada dağıtacağız. Kur'an-ı Kerim sahibi yapacağız bunları ama tabi hafızlık yaptıkları için 3 ayda, 4 ayda, 6 ayda 1 senede bir değişiyor. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi. Yine sizden aldığımız Kur'an-ı Kerim'lerini dağıtmaya devam ediyoruz. İlginiz Koç abi, Kur'an-ı Kerim medyanızı takdim ettik. Yine Murat Bey'i verdim. Sizlerin değerlerimizi takdim ediyoruz. Bununla beraber Halil abimiz Beyazıt'tan 8 tane Kur'an-ı Kerim'i onlara takdim ediyoruz. Tek teşkilere onlardan sormak istiyorsun. Bununla beraber 40 tane bizlere ikram eden, hediye eden abimiz adı Yavuz Sen abimiz 10 tane, Selman Bağdan 10 tane ve Cengiz abimiz 1 tane hediye etti. Allah kabul edesin. Allah razı olsun. Çok da teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Fehmi TV izleyicileri, Fatih Medresesi'nde gönüllüleri. Uganda, Kofsi, İtibanesi'ndeyiz. Burada Kur'an-ı Kerim bağışları yaptığınız, iyilikte bulunduğunuz, gıda yardımında bulundunuz. Hafızlarımıza Kur'an kursu hocaları dediler ki, bir Kur'an ziyafeti. Bu yardımda emeği geçenlerin geçmişlerine bağışlanmak üzere vatanımıza, Türkiye'mize bu cömertliğinden dolayı teşekkür olsun diye bir Kur'an-ı Kerim tilaveti sunacaklar. Bir manevi ziyafet sunacaklar bize. Biz de hafızlarımızı dinleyeceğiz inşallah. İkra. Ulil anfa'lu lillahi vel rasul fattakullaha ve aslihu zâta beynikum ve ati'ullaha ve rasulahu kuntum إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا
Maşallah, barakallah. Kardeşlerimiz ne güzel okuyor ya. Onlara o Kur'an-ı Kerimleri hediye edenleri, bakın yırtık pırtık olmuş Kur'an-ı Kerimler. Afrika'da sevgili Müslümanlar, şöyle bir olay var. Kur'an okumayan yok. Hepsi okuyor. Maşallah ya. Hepsi o kadar imkansızlıklara rağmen Kur'an okuyorlar. Size ben Afrika'daki Kur'an-ı Kerimlerden göstereceğim. Diyeceksiniz ki hangisi Kur'an-ı Kerim? Bak bu gördüğünüz tahtalar Kur'an-ı Kerim, biliyor musunuz? Çocuklar bir sayfayı ezberliyor. Ezberledikten sonra siliyorlar. Yeniden yazıp diğer ezberleyecekleri sayfaları okuyorlar. Çünkü oralar havalar sıcak. Orada bir Kur'an-ı Kerim'in 3, 4, 5 ay belki dayanıyor. Devamlı Kur'an'la meşguliyetleri var hafızların. Biz de böyle birisi Kamerun'dan geldi, diğeri de Çat ülkesinden. Burada size Kur'an-ı Kerim'i göstereceğiz. Bakın buradaki Kur'an-ı Kerim'de yazılan Ayet-el Kürsi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetu ve la nevm diyor. Sonuçta ve huvel aliyyul azim. Yani Ayet-el Kürsi'nin son ayet, son kelimeleri. Burası Ayet-el Kürsi. Yani Ayet-el Kürsi ezberliyor. Bir çocuk ezberledikten sonra dikkat ederseniz buralar replikil, yani siliniyor bir daha, siliniyor bir daha. Böyle bir yokluk Türkiye'de yok. Görmediğimiz için bize çok uzak geliyor. Biz uzakları size yakın ettik elhamdülillah. Bu TV aracılığıyla sevgili Müslüman kardeşlerimiz Kur'an okuyacaklar. Biz bu programlarda dikkat ederseniz hep asli ihtiyaçlar, birinci sıradaki ihtiyaçlar ve mutlaka olması gereken ihtiyaçları anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim bizim hayat rehberimiz. Okunmayan Kur'anlar, yaşanmayan Kur'an hayatı Müslümanlar için hep bir zulüm olmuştur. Bu da yine bize bu hediye olarak verildiği için böyle çok süslü duruyor, nakışlı duruyor sevgili Müslümanlar. Burada da bu Kur'an-ı Kerim, Kamerun'daki bir Kur'an-ı Kerim medresesinden, orada çocuklar Kur'an okuyor. Biz de buradan gösteriyoruz. Burada da besmele yazıp Elif la mim zalikel kitabu la raybe fih hudellil muttaqin ayeti kerimesini ne yapıyor sevgili Müslümanlar? Bakara suresinin ilk ayetlerini yazmışlar. Tahtalarda Kur'an okuyorlar. Kur'an-ı Kerim hediye etmek istemez misiniz? Tahtalarda Kur'an okunan 2019'dayız ya. Bugün adam 5 yıllık 6 yıllık arabasını beğenmiyor, Türkiye'de değiştiriyor. 5 yıllık telefonunu beğenmiyor. Onların asli ihtiyacı 20 TL ya. Bir Kur'an-ı Kerim alıyorsunuz. Oradaki çocuklar Kur'an okuyor. Siz de sevabını kazanıyorsunuz. Her okunan harfe 10 sevap var. Hem onu okuyana, hem onu okutana, hem de Kur'an-ı Kerim desteği olan herkese Allah sevapları acilce bölüştürüyor ama kimseden kısmadan. 10 ona veriyor, diğerine de 10 veriyor, diğerine de. Gelin 20 TL karşılığında bir Kur'an-ı Kerim hediyeniz olsun. Telefonlarımız görünüyor. Oradan arayın. Arkadaşlarımız telefonlarınıza bakacak. Sizin adınıza Afrika'da o yetim, mazlum bölgelerde Kur'an dağıtalım sevgili Müslümanlar. Evet, şimdi gelelim diğer videomuza. Kıymetli kardeşlerim, bu yemeğin ikramında bulunan, bu da ikramında bulunan tüm Müslüman abiler kardeşler, bu yetimler, bu asumaktiller, Allah'a yakınlar, çiftçilerin geçmişleriniz için ve geleceğinizin bereketi için bir fatiha okuyacaklar. El fatiha. Selamünaleyküm. Bu yemeğin ismi mısır unu, lapa ve barbunya. Yılın 12 yılında akşam yemekleri, öğle yemekleri bu. Eğer sizlerden destek gelirse yemeklerinde pirinç ve et yiyorlar. Peki. Teşekkür ederim. Evet. Sevgili Müslümanlar, görüyorsunuz, izliyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Fakirleri, yetimleri, burası gördüğünüz Uganda'da, Afrika'da
bir yetimhane. Bu çocuklarının hiçbirisinin, bazılarının babası, bazılarının annesi yok. Bazılarının ne annesi ne babası var. İkisi de yok. Sadece Allah'ın böyle cömert kullarına muhtaç kalmışlar. Allah tüm yetimlere, öksüzlere, hem yetim hem öksüz olanlara yardım etsin. Bir gün sahabenin bir tanesi, sahabe efendimize soruyorlar. Ya Resulallah, eyyül İslam efsal, hangi İslam çok faziletli, hangisi İslam'ın, daha İslam'da hangi şey çok faziletli, sevabı daha fazla ya Resulallah diye soruyor. Sorunca aleyhissalatü vesselam efendimiz buyuruyor ki, tud'imu ta'am ve tekra'u selam ala men arafte ve men lem ta'rif. Tanıdığın tanımadığına selam vermen ve tanımış ol olma fark etmez, kim olursa olsun yemek yedirmen diyor aleyhissalatü vesselam. Afrika aç. Bulamadıkları zaman şeker şeker kamışlarını yiyorlar. Onların acı acı suyunu içiyorlar. Günlerce aç kalabilenler, açlıktan ölen var. Afrika'da bunlar hep normal. Çünkü yoklukla bir mücadele var. 5 milyon 10 milyon değil, tam 1 milyon 300 milyon nüfusu var Afrika'nın. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki bunun 1 milyarı açlıkla mücadelede. Açlıkla mücadelede, yani daha bir günlük yiyeceği olmayan kardeşlerimiz. Şu yetimler, şu mazlumların duası alınmaz mı? Ki Efendimiz, sevgili Müslümanlar ya, kainatın en doğru habercisi, yetimin başını okşayanla biz diyor ahirette böyleyiz. Bakın, parmak arası yok. Yani o kadar yakınız, dip dibeyiz diyor ya. Yan komşunuz olacak ya Resulullah Efendimiz. Gelin bu güzel hadislere nail olun. Yedirin. فَاَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْقَرْ diyor ayet-i kerime. Yetimin isteğini geri çevirmeyin. Bakın yedikleri şeye bir bakın. Bu kaplarda her gün yedikleri bu. Bunu bulabilseler bunlara da şükrediyorlar. Mısır unundan lapa yapılıyor. Üstüne de barbunya. Hayata bunlarla. Bunların kahvaltısı yok. Zeytindir, peynirdir, öyle 10 çeşit reçeldir, tahindir, pekmezdir. Öyle bir şey bilmiyorlar ya. Kahvaltıları yok. Sizler 10 lira bir yetimin doyurulması orada. Buradan pirinçler, erzaklar, yardımlar gönderiliyor. 10 liraya mal oluyor bir çocuğun günlük yemeği. Gelin bu işe ortak olun. Allah sevabınızı bol versin. Mükafatınızı bol versin. Vermiş olduklarınızla da nice sıkıntıları gidersin inşallah sevgili izleyiciler. Evet, şimdi diğer videomuza geçiyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun sevgili Müslümanlar. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Şu anda kamerada Kusur bölgesinde bir yetimhanedeyiz, bir medresedeyiz. İnşallah bunları, buradaki insanlık yardımlarını, pirinçlerimizi burada halkımıza dağıtacağız. Rabbim şimdiden yardım yapmış olanları kabul edesin. Kamsa kamsa insan için. Fatih Medreseleri Vakfı ve FM TV ortaklaşa organizasyonunda Arakan'da yardımlarımız dağıtılmaya devam etmektedir. Arakan'da zulüm başladığı günden beri hiç aralıksız bir şekilde Arakan kamplarında yardımlarını dağıtma gayreti içerisinde olan Fatih Medreseleri Vakfı sevenleri ve FM TV izleyicilerine sonsuz müteşekkiriz. Bu organizasyonda emeği geçen bütün kardeşlerimizden Mevla Teala razı olsun inşallah. Fatih Medreseleri Vakfı bugün Arakan'da olduğu gibi tabii Kamerun'da, Afrika'da ve dünyanın birçok ihtiyaç bölgesinde yardımlarını dağıtmaya devam ediyorlar. Mevla Teala bu yardımda emeği geçen tüm kardeşlerimizden ebediyen razı olsun inşallah. Evet, sevgili izleyiciler, görmüş olduğunuz gibi Arakan'dan, Kamerun'dan, Uganda'dan, dünyanın her bir yerindeki çok muhtaç olanlardan. Arakanlı kardeşlerimiz, burası Bangladeş. Arakan'dan sürgün edildi. 6 milyon insan. Kimler tarafından? Budistler tarafından. Niçin sürgün edildi biliyor musunuz?
sadece Müslüman oldukları için, Rabbim Allah dedikleri için, Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa dedikleri için, Kur'an-ı Kerim okudukları için sürgün edildiler. Öldürüldüler. Yerlerinden kovalandılar. Allah zalimin yaptıklarını yerine koymayacak inşallah. Ama burada Müslüman kardeşlerimiz dediğimiz gibi her zaman muhtaçlar. Kardeşlerimiz, hocalarımız Allah razı olsun. Siz buradan Afrika'ya gitmeyi kolay zannetmeyin. 10 saat, 15 saat, 18 saat mesela en son Moritanya 18 saat yolculuktan sonra emanetlere, kuruşu kuruşuna, lirası lirasına dikkat edilerek Müslüman kardeşlerimizin, yetim kardeşlerimizin, mazlum kardeşlerimizin, zor durumda kardeşlerimiz için böyle erzak paketi yaptılar. Yemen'de hala işler acısı durumlar var ya. İnsanlar ölüyor, açlıktan ölüyor. Yani burayı iyi kavrayalım. Allah bize böyle bir şey yaşatmıyorsa buraya bana ne deme şansımız yok. Bak binlerce insan sıralarda bekliyor. Ne alacak? Bak görüyorsunuz küçük bir poşet ya. O peşette 3-4 kişilik bir aile kaç gün yaşayabilir? Kaç gün onlara idare edebilir? Ve insanlarımız şöyledir. İlk bir iki hareket tamam da ondan sonra kalıyor. Kalmasın sevgili Müslümanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ayet-i kerime için "Festekim kema ümirt." Emrolunduğun şekilde istikamet üzere ol ayeti kerimesinde Efendimiz ne dedi? Şebbe beni Sûret-i Hud. Hud suresi beni yaşlandırdı. Yani nasıl emrolunduysan öyle devam et. E biz Müslüman kardeşimiz bu. Bugün yemek yiyecek, yarın açlıktan ölsün mü ya? Allah bize sorar. Hep beraberiz diyoruz. Ümmetiz diyoruz. Kardeşiz diyoruz. Bir kol erzak paketinin içinde pirinçler, acil ihtiyaçlar var. Böyle içine yok et koyuyoruz. İşte sucuk koyuyoruz. Yok bilmem dana bonfile öyle bir şey yok ya. Kuru bakliyat. Onların yediği bakliyatlardan. Mercimek, pirinç, efendime söyleyeyim barbunya, yağ paketi, şeker konuluyor. Un konuluyor. Onlara takdim ediliyor. Bir erzak kolisi 100 TL sevgili Müslümanlar. Telefonlarınızı arayın. Kardeşlerimiz bakıyor. Gelin Afrika'ya bir umut olalım. Bir şeyler yapalım sevgili Müslüman kardeşlerimiz. Evet şimdi diğer videomuza geçiyoruz. Az söz çok icraat inşallah. O kabilden hemen diğer videomuza geçiyoruz. İzleyelim inşallah. Selamun aleyküm. Fatih Medresel olarak Afrika Uganda'dayız. Siz değerli abilerim bizim ablalarımızın göndermiş olduğu Adak Vakya kesimlerimiz devam ediyor. Kesimimiz birazdan başlayacak ve şu an bu arkamızı bekleyen bu Müslüman kardeşlerimiz göndermiş olduğunuz etleri vakyaları inşallah paylaşacaklar. Kesim birazdan başlayacak. Daha bu kadar kişi var ve sayı gittikçe artacak. İnşallah siz değerli abilerimizden ve ablalarımızdan daha çok destek bekliyoruz. Buradaki Müslüman kardeşlerimizin evine giren etin miktarını daha da artırmak istiyoruz. Allah hayırlarınızı şimdiden kabul etsin. Afrika'dan selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Ya razı olsun Türkiye! Evet, Fatih Medreseleri Vakfı sevenleri şükürler olsun. Etlerimiz dağıtılıyor ama biraz zorluk var tabii ki de. Yani elimizden geldiği kadar en güzelini yapmaya gayret ediyoruz. Sizlerin duasıyla sizlerin yardımlarını ulaşmaya çalışıyoruz. Gayretlisi bizden inşallah muvaffakiyet Allah'tandır. Bir yandan da etlerimizi görüyorsunuz. Evet sevgili Müslümanlar, kıymetli izleyicilerimiz, Afrika'yı izlediniz. Et olayı nasıl özel bir şey biliyor musunuz? Şimdi kurbandan kurbana oraya et gidiyor. Pirinçler dağıtılıyor. Pirinçler dağıtılıyor. Erzaklar dağıtılmış. Pirinci saklamış. Bir avuç pirinci bir çocuk, bir aile saklıyor. Niye? Diyor ki Müslümanlar kurban bayramında diyor buraya et getirecek. Biz de diyor bir pilavı diyor etli yiyelim. Senede bir kere tadabilirlerse ne mutlu. Çünkü oralarda buzdolabı, elektrik vesaire olmadığı için etleri saklama durumları yok. Pişiriliyor, kesiliyor. Pişiriliyor, dağıtılıyor, bitiyor. Böyle bekletelim, buzdolabında kalsın, haftaya yeriz, öbür haftaya yeriz. Şimdi çok var, az yer yok. Herkes birer avuçluk böyle azar paketler halinde et dağıtılıyor. Herkes onları pişiriyor doğal şartlarda ve yiyorlar.
Sevgili Müslümanlar, kurban birçok iyilik için. Efendimiz mesela çocukları oldu, torunları, hepsini akika kesti. Her sene kurban bayramında ümmeti Muhammed'e, yani bizim için, bizler için, benim için, senin için, hepimiz için kurban kesti. 2 tane koç kesiyordu. Çocukları oldu, erkeklere 2 koç, kızlara 1 tane koç kesiliyor veya koyun, fark etmez. Gelin, akikanız varsa, adağınız varsa, bizim Türkiye'de biraz bu konuda adak adamayı seviyor. Demek ki fakirleri çok sevindirecekler herhalde. Çok adak adanıyor mesela. Adağınız varsa hem Türkiye'ye göre biraz daha ekonomik, ama inanın sevap olarak Türkiye'den daha fazla olduğuna ben kanaat getiriyorum. Çünkü oralarda Türkiye gibi imkanlar yok. Türkiye oranın belki 100 yıl sonraki hali. Belki daha fazla, bilmiyoruz. Orası Türkiye'den 100 yıl geride, biz oraya göre 100 yıl ilerideyiz. Akikanız, adağınız veya Allah rızası için bir araba almışsınızdır, bir beklediğinizi alacak vardı almışsınızdır, sevindirici bir haberle karşılaşmışsınızdır, vekaletinizi veriyorsunuz, kardeşlerimiz sizden vekaleti alıyorlar, emanetlerinizi alıp orada kurbanlar kesiliyor ve kurbanın videoları da telefonlarınıza, hani güven açısından söylüyoruz, telefonlarınıza video olarak geliyor. İzleyip şöyle, iyi ki yardım yapmışım, Allah razı olsun FMTV'den, Fatih medreselerinden diyebiliyorsunuz. Bu programlarımız şu amaçla yapılıyor. Kısa olsun, öz olsun. Olayları anlatalım. Anlattıktan sonra da uygulamaya geçelim. Şimdi sıra sizlerde. Sevgili Müslümanlar, sevgili abilerimiz, ablalarımız ve tüm bu izleyen, program izleyen kardeşlerimiz. Bu bir iyiliktir. Bunu zekat niyetini yapabiliyorsunuz. Çünkü bunlar asli ihtiyaç. Zekat olabilir. Sadaka olabilir. Veya Allah rızası için, ya Allah'ım bana sağlık, sıhhat, afiyet vermiş. Şu güzel vatanımızda, şu güzel nimetlerin içindeyiz. O zaman ben bu şükrümü, sağlığımın, memleketimin, vatanımın şükrünü eda etmek için diye de arayıp buradan dilediğiniz seçimi yapabiliyorsunuz. Mescit hissesi 200 TL. Kuyu hissesi su çıkarılıyor. O kuyunun açılması 15 bin liraya mal oluyor. 100 kardeşimiz 150 TL'ye bağışlamış olsa bir kuyu açılıyor. Erzak paketi 100 TL. Kur'an-ı Kerim dağıtımı hediyesi var. Bir Kur'an-ı Kerim'in hediyesi 20 TL. Kurban 650 TL. Ve yemek, bir çocuğa bir günlük öğlen ve akşam yemeği 10 TL. Sevgili Müslümanlar, Allah hepinizden razı olsun. Bir başka hayır kervanında buluşana kadar Rabbimize emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.